Selam, ben Nural, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla buradayım. Geçtiğimiz hafta çok fazla yorum aldım analog fotoğrafçılık videosu istediğinize dair. Hatta yorumlardan bir tanesi özellikle çoklu pozlama tekniklerini merak eden birinden gelmişti. Neden çoklu pozlama anlatmadan önce aklıma bugün bahsedeceğim tekniği anlatmak geldi açıkçası bilmiyorum. Ama bugün farklı bir teknikten bahsediyor olacağım. Birkaç hafta sonra da çoklu pozlama tekniklerine değineceğim. O yüzden henüz yapmadıysanız kanalıma üye olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta salı günü yeni bir videoda karşınızda olacağım. Şimdi gelelim bu haftanın tekniğine. Bu hafta EBS ya da EBS tekniğinden bahsedeceğim. Yani Exposing Both Sides, yani filmin iki yüzünü de pozlamak. Belki daha önce internette dolaşırken ya da Lomography'nin sitesinde eğer uğruyorsanız yarısı mavi daha doğal tonlarda, yarısı kırmızı tonlarında fotoğraflara denk gelmişsinizdir. Bugün bu fotoğrafların yaratma tekniği olan EBS'den ya da Exposing Both Sides ya da filmin iki yüzünde pozlamadan bahsediyor olacağım dediğim gibi. Bu teknik aslında biraz daha önce anlattığım Red Scale film yapma tekniğini de içeriyor. Bir nevi filmi çoklu pozlamak ama önce yarısını sonra diğer yarısını pozlamak gibi bir şey. Bunun için nelere ihtiyacınız var? Tabii ki bir adet analog fotoğraf makinesine ihtiyacınız var. Ben bunun için LCA'mı kullandım. Benim LCA'mın direkt kendi splitter'ı var. Yani önünü ikiye bölerek kullanmamı sağlayan bir aparatı var. Eğer bu yoksa elektrik bantı gibi siyah bir bantla kullanabilirsiniz. Benim elimde en koyu renk bu vardı. Anlatırken bunu kullanacağım ama siyah bant kullanmak daha iyi olacaktır. Tabii ki filme ihtiyacınız var. Arada bir yerde ise makas ve bant gerekiyor olacak. Evet, gereken malzemeleri saydım. Şimdi tekniği anlatayım birazcık da. Sonrasında da farklı örnekler gösteriyor olacağım her zamanki gibi. Bunun için dediğim gibi ben LCA'mı kullandım ve LCA'mın aslında şu splitter aparatından faydalandım. Benimki Lomography'nin ürettiği LCA artı, o yüzden şu splitter'ı önüne takabiliyorum. Ama orijinal LCA'da şurada küçük çentikler olmadığı için bunu takamıyorsunuz. Ya da farklı bir makine kullanıyorsanız yine bu tarz bir aparat kullanamıyor olabilirsiniz. Öyle bir durumdaysa dediğim gibi şöyle bir bant var. Eğer siyah elektrik bantı kullanırsanız daha iyi olur. Ben şu an sadece tekniği anlatmak için bu bantı kullanacağım. O da eğer bantı açabilir isem. Yapmanız gereken şey ya da yani bu teknikte yaptığımız şey filmin öncelikle yarısını pozlamak, sonra diğer yarısını pozlamak. O yüzden de aslında şöyle tutabilirsem objektifinizin camına değdirmeden tabii ki zarar vermenizi istemem makineye. Şu şekilde yarısını kapatıyoruz. Şuradan görebilirsiniz. Ve öncelikle diğer yarısını pozluyoruz. Burada da şurada ben birazcık çizdim, işaretledim ama çok belli olmadı. Şu tarafından anlatmak daha kolay olabilir. Aslında yaptığım şey makinenin önünde bir bölümü kapatarak şu kahve fincanımın üzerinde dengeleyebilir miyim? Dengeledim. Önünün bir kısmını kapatarak öncelikle şöyle yarısını pozluyorum. İşte fotoğraf çektim, ilerlettim. Fotoğraf çektim, ilerlettim. Sonra filmin bittiğinde filmi geri sarıyorum. Tersine çevirip tekrar takıyorum. Ve diğer yarısını pozluyorum. Böylelikle biraz Red Scale, yani filmi kırmızıya dönüştürme tekniğini de kullanmış oluyorum. Çünkü aslında ben filmi makineye sakıp pozladığımda öncelikle bu yüzeyi ışık alıyor. Ve bu yüzeyden ışık aldığında benim doğal renkler elde etmemi sağlıyor. Ters çevirdiğimde ise önce kırmızı katman ışık gördüğü için içeri daha fazla ışık geçmesini engelliyor. Daha yoğun bir renk olduğundan kırmızı. Ve fotoğraflarımın kırmızı olmasını sağlıyorum. Bunun için de öncelikle filmi makineye normal olması gerektiği gibi takıyorum. Sonrasında ise film bitip geri sardıktan sonra
ters olarak takıp bir kez daha pozluyorum. Filmi en başta takarken olması gerektiği gibi takıyorum dedim. Şu an ben Kodak 200 ISO bir film kullanıyorum ve bunu normalde her zaman yaptığım gibi L camın içerisine yerleştiriyorum. Burada önemli olan ilk koyduğum dişliği işaretlemek. Yani filmi taktığım dişlinin hizası benim için önemli. Onun dışında ilerlettikten sonra ilk bir tur sarıyorum. Sonrasında yine dişliği nerede tuttuğuma dikkat ediyorum. Filmin tam o metal kutunun içerisinden çıktığı hizayı işaretliyorum. Bir de kendime kolaylık olsun diye ben buradaki pozlama alanını da işaretlemeyi seçtim. Sonrasında makinemin arkasını kapattım, yanık kısmı ilerlettim, çekime hazırım. Filmi nasıl taktığımı gördünüz. Buradan sonrasında birkaç ihtimalimiz var aslında. Bunlardan bir tanesi makinenin önünde stabilizer varken filmi sonuna kadar kullanmak, geri çevirip takıp tekrar kullanmak. Ama hangi karede ne çektiğime ya da hani ne açıyla pozladığıma, neyin fotoğrafını çektiğime bakmaksızın pozlamak. Bu bana üst tarafı ayrı, alt tarafı ayrı fotoğraflar verecek. Bunu bir teknik olarak kullanabilirim. İkinci bir yöntemse simetrik fotoğraflar elde etmek. Yani yarısında mavi tonlarında ne çektiysem alt tarafında da aynı şeyi aynı yerden aynı açıyla elimden geldiğince aynısını pozlamayı hedefleyerek kırmızı tonlarında çekebilirim. Bunu yapmak için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bunu nasıl başardığımı anlatayım bir de. Simetrik fotoğraflar çekebilmek için aynı noktanın dijital fotoğraflarını da çekeceğim ki bir sonraki gün gezdiğimde yine aynı açıyı yakalayabileyim. Bunun için cep telefonumu fotoğraf makineme saç tokalarını kullanarak bağlıyorum. Farklı bir şekilde de tutturabilirsiniz ama bence şahsen hani iyi kötü bir yöntemle bağlamak önemli ki telefonu diğer elinizle tuttuğunuzda biraz daha açı farklı görünecektir. Şu an mesela ben şu şekilde tutturdum. Öncelikle LCA'dan açımı ve ayarlarımı kontrol ediyorum. Sonrasındaysa hem dijital cep telefonumla hem de analog LCA'mla çekim yapıyor olacağım. Şimdi geldi iş ikinci yüzü pozlamak için filmi hazırlamaya. Öncelikle filmimi geri sarmam gerekiyor. Filmi geri sararken normalde olduğundan biraz daha yavaş bir şekilde sarıyorum. Çünkü filmin açıkta kalan o ucunu içine kaçırmamaya dikkat etmem gerek. Aksi halde filmi yeniden kullanamayabilirim. Çünkü normalde fotoğrafçıların elinde o ucu çıkartmak için bir aparat oluyor. Ama her zaman bulunmayabiliyor ya da çift taraflı bant falan kullanarak bu işi başaranlar var ama ben onlardan biri değilim. O yüzden yavaş bir şekilde sararak şu ucun dışarıda kalmasını sağlıyorum. Sonrasında filmi makineye takarken bu uç aslında aşağı doğru geliyor. Filmi ters çevirdiğimde yine aşağıda olmasını sağlamak için öncelikle bunu buradan kesiyorum. Sonrasındaysa bantla ters olarak tekrar yapıştırıyor olacağım. Bu kısmı özellikle yavaş yavaş gösteriyorum. Çünkü diğer türlü makineye filmi takamıyorsunuz. Ya da takmak için ucunu tekrar keserseniz eğer film kısalıyor ve en baştaki işaretlediğiniz yeri kaçırıyorsunuz. Bu arada Tarçın merhaba. Kendisi merak etti filme ne yaptığımı. Dediğim gibi şimdi tepe taklak bir şekilde bunu buraya tekrar yapıştırıyorum. Yani normalde aşağı doğru bakan makineme takacağım şu ucu yukarı doğru bakacak şekilde kestim ve tekrar yerleştiriyorum buraya.
Zaten aslında filmin renk tonuna dikkat ederseniz ters taktığım oldukça belli oluyor. Bu önemli olan birinci kısımdı. İkinci kısım için üst tarafta aslında küçük ekranda karanlık oda torbası içerisinde yapışımı izliyorsunuz şu an. Ama ben aydınlıkta şu yanık filmle de bir kere daha anlatacağım bu kısımda ne yaptığımı ki daha net olsun. En başta dediğim gibi filmin bu yüzünü makinemin önünün yarısı kapalı bir şekilde pozladım. Sonrasında şu ucu kesip ters çevirip yapıştırdım. Karanlık oda torbası içerisinde yaptığım kısımsa filmin ışık almaması için bunu %100 karanlıkta yapıyor olmanız çok önemli. Filmi sonuna kadar çekip açtım. Filmi en sonuna geldiğimde yani çektiğimde daha fazla gelmediğinde kesiyorum. Şöyle ve şöyle ne tarafa doğru kıvrıldığını görüyorsunuz. Sonrasında birazcık bant alıyorum. Şurayı şu şekilde bantlıyorum. Sonrasındaysa filmin bu kıvrık tarafı normalde tutabilir isem şöyleydi. Ama olması gereken ters. Yani şu taraftan gösterirsem sanırım daha belli olacak bu. Şöyle iki renk tonunun aynı olduğunu görüyorsunuz. Benim yapıyor olmam gereken bunu ters çevirip şuraya getirmek ve hop, ay bir dakika bant sıkayamadım. Şu an oluyor. Şu şekilde bantlıyorum ve buradan tekrar sararak metal kutunun içine geri topluyorum. Benim şu an bu örnek olarak gösterdiğim film yanık film olduğu için içine toplanmıyor. Ama karanlık oda torbasında yaptığım yukarıda gördüğünüz Kodak film tamamen içine geri girdi. Filmi ters çevirdikten sonra şimdi makineme tekrar takacağım. Ama onun öncesinde en başta filmimi işaretlemiştim. Filmi ters çevirince o işaretler tabii ki de arka yüzünde kalmış oldu. Şimdi tekrar işaretliyorum. Bunun için yine bir CD kalemi kullanıyorum daha kalıcı olduğundan dolayı. Benim için önemli olan bir filmin metal kutudan çıktığı hizayı doğru olarak işaretlemek. Onun dışında da makinemin hangi dişlisine ilk olarak filmi taktığımın hizasını biliyor olmak. Ayrıca ilk kalemin geldiği hizayı da tekrar işaretliyorum. Şimdi makinemin içerisine bu filmi tekrar takacağım. Dediğim gibi filmin aslında şu an kırmızı katmanı ilk olan ters yüzünü pozluyor olacağım bu ikinci turda. Takarken ama özellikle hani dikkat etmem gereken çok bir şey yok. Çünkü filmin ucundaki bu dili zaten kesip ters çevirdiğim için takma kısmını yine normal her zaman yaptığım gibi yapabiliyorum. Dişliği tutturdum. Filmimi ilerletiyorum şu anda. Ve durduğu hizada aslında yine şuradaki dişliğinin tuttuğunu görüyorum. Ve ilk karemin olması gerektiği hizanın doğru olduğunu görüyorum. Artık kapatıp çekime devam edebilirim. İlk gün gezdiğim sırayla aynı noktaları tekrar gezip elimden geldiğince aynı fotoğrafları ikinci kez çekmeye çalışıyorum. Filmi bitirip banyo attım. Şimdi gelelim sonuçlara.
yorumlara geçmeden bu tekniği denediğim bir de Lomochrome Turkuaz filmi paylaşmak istiyorum. Bu film gökyüzü gibi mavi tonlarını altın rengine çeviren bir film olduğu için buradaki tonlar Kodak'tan çok daha farklı çıktı. İşte simetrik sonuçlar. Bunları çekerken özellikle ilk çektiğim hizayı ikinci fotoğrafta da tutturmaya özen gösterdim. Umarım sonuçlar sizin de hoşunuza gider.